ne var? Bugün yağmıyormuş. Dün geldi, bugün yağmıyor. Ve geldin yağacak. Ya bugün yağsın, yaşam. Ama o da benim doğum günüm. Bugün yağmaz. Sahiden dün nasıl böyle bir yağmur, nasıl bir fırtına vardı? Yani her yer karanlıktı. Aslında pazara gittim. Birebir içinden geçtim o fırtınanın. Deniz kıyısına indim. O denizin köpürmesi, böyle dalgaları falan inanılmazdı. Sonra pazara gittim. Pazarda biraz alışveriş yaptım. Ve üstüne zaten o sağanak yağmur geçişi başladı. Bugüne havanın bu kadar güzel olması, belki de bir doğum günü hediyesidir. Bununla ilgili bir sürprizdir, bilmiyorum. Çünkü sabah bankalardan doğum günümü kutlayan mesajlar geldi. Ardından o bankaların müşteri temsilcileri aradı doğum günümü kutlamak için. Google kutlamış. İlk önce bu kurumsal kutlamalar başlıyor sabahın köründe. Evet dedim, bir doğum günü daha başlıyor. İşte bugün 51 yaşıma böyle girdim. Doğum gün tıraşımı da oldum. Giyindik, hazırlandık ve Bodrum'a indik. Şartlarda Bodrum'a böyle bir işimiz varsa falan ineriz. Nitekim Hülya'nın bir takım işleri var. Ama aynı zamanda böyle madem doğum günü bir inelim, yürüyüş yapalım falan, o vesileyle geldik. Yoksa böyle özel bir yaş günü programımız falan yok. Yani bir doğum günü kutlaması değil işte. Böyle çıkıp biraz Bodrum'un sokaklarında dolaşmak, işlerimizi halletmek, biraz çay içmek. Belki şimdi bir ekler mekler alır, akşam onunla şey yaparız ama asıl mesele galiba bir yaş gününden öte hayatı kutlamak. Biz de bugün hayatı kutladık, öyle diyeyim. 51 yıl. Ne kadar önemli bilmiyorum ama hayatta her zaman yaşla ilgili bir takım dönümler var, yaş dönümleri var. Mesela 13-14 yaşlarında buluğ çağındasın. 18 yaşı büyük bir şeyle bekliyorsun, sabırsızlıkla bekliyorsun. Sonra 18'den bir bok olmadığını anlıyorsun, hiçbir önemi yok onun. Sonra bir 30 yaş sendromundan bahsediliyor. Sonra 35 yaş yolun yarısı, zaten şiiri var. 40 yaş ikinci bahar. 50 için ne diyorlar bilmiyorum ama 50 galiba artık yeni 35 gibi söylenebilir. Yani mesela artık şey de diyebiliriz yaşımızı soranlara. 45-50. Bence de. Güzel yani, bence. Evet. 45-50. Kaç yaşındasın? 45-50. Aslında ben yaş günlerimi herhalde 30-35 yaşından sonra kutlamayı bıraktım yani. Bunun için özel, hadi gelin şurada yiyelim, burada içelim, şurada işte eğlenelim falan gibi
hikayeleri bir kenara bıraktım. Evet, bunu zamanında yapıyorduk gençken, 20'li yaşlarda. Çünkü önemliydi, doğum günü, arkadaşlarınla bir araya geleceksin falan. Hiçbir şey yapmasam dahi ki, hani bıraktım dediğim andan itibaren kaçamıyorsun. Ne bileyim, ofistesin, şirketten böyle hemen bir pasta geliyor, arkadaşlarınla bir araya geliyorsun. Her çıkışta şurada bir bira içelim muhabbet oluyor. Ya da ne bileyim, baban arıyor, annen arıyor. Gel akşam işte oğlum bir oturalım, karşılıklı çay içelim, kahve içelim. Ya işte rakı içelim vesaire. Ya diyorum ki mesela anneme, ya anne ya doğum günü kutlamaya gerek yok falan. Sus diyor, seni ben doğurdum. Sen nasıl şey yaptıysan, bugün de benim doğurduğum gün, o yüzden karışma bana derdi. Sanıyorum son birkaç yıldır da belki bu yüzden, hem 2019'dan itibaren babamın hayatta olmayışı, annemin yaşı olmasına hani hala hani çok şükrediyoruz ama Alzheimer'ın getirdiği o durumdan dolayı biraz içim buruk oluyor. Çünkü onları arayıp doğum günümü şey yapamıyorum ama böyle ararlardı ve anneme hak veriyorum. Benim de doğurduğum gün falan diye kızardı o zamanlar. Yani bir şekilde doğum günü hep kutlanıyordu zaten. Sadece ben çok önem vermiyordum. Fakat geçen sene mesela burada Burcu, Bülent, Taç'tan onlar sağ olsunlar bir pasta almışlar. Kendilerine davet ettiler. Orada mesela böyle bir kutlama yapmıştık. Ama hani aradılar, bu sene bir şey yapıyor musun? Senin bir programın var mı? Yok demiştim. Ama gün hiç düşündüğüm gibi gitmedi. Hani bambaşka bir şeye evrildi. Bence çok da güzel oldu. Biz de böyle biraz dolaşıp eve dönecektik ama Kerim aradı. Hadi eve giderken manuelde oturup bir bira içelim dedi. Bir anda spontane bir şeye dönüştü. Yoksa biz hiç kutlama falan düşünmüyorduk. Profiterolümüzü aldık, eklerimizi aldık. Evde bir kutlama yapacaktık. Villa ile kendi aramızda. Ama sağ olsun Mike hemen bir organizasyon yaptı. Mike sağ ol. Hiç kutlama yapmayacaktık ama senin sayende küçük bir kutlamaya dönüştü iş. Prosecco 1200. İster misin şişe? Hayır canım. Bire yeter bence. En azından bire. Şişe 135. Tamam. Nice 51 lira. Nice yaşa. Yoruşun senden iste. Yoruşun benden iste. Hadi. Aramıza Ebru ve Seçkin'in katılmasıyla da masamız biraz daha genişlemiş oldu. Onları da çünkü davet etmiştik. Hepimiz birer biramızı içtik. Ondan sonra 7 gibi de zaten biz o bira faslını kapattık. Benim için kutlama bitmişti. Ama dönerken eve Hülya'yla dedim ki ya bu ekler ve profiterol ne yapacağız? Şimdi eve gidip üzerine mum koyup üfleyecek miyiz? Ece'yi de mesela biz davet etmek istemiştik ama son anda spontane bir gelişme olunca olmamıştı. Hadi dedik Ece'ye gidelim bari eklerimizin üzerine mum dikip orada üfleriz. Herhalde akşama da son noktayı orada koyduk. Saat 10 gibi de Ece'den kalktık. Ece de bize birer kadeh şarap ikram etti. Eklerimizi yedik, profiterolümüzü yedik ve evimize döndük. Zaten ondan sonrası normal yaşam, artık doğum günü bitmişti. Yatay vaziyette kanepeye geç, dizini aç, gözün kapansın ve uykuya dal. Yani gerçekten çok hoş, çok mutluluk verici bir yaş günü oldu. Kendi kendine gelişen, havanın güzel olması harikaydı. Yani daha başka ne diyebilirim ki? Bu arada Instagram'dan, WhatsApp'tan, sosyal medyadan da doğum günü kutlayan herkese buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese tek tek dönemedim. Bu videonun altına da iyi dileklerini yazan herkese şimdiden teşekkür edeceğim. Hepsine ayrı ayrı cevap vereceğim elbette ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Of be. Hediyeye bak. Tam doğum günü hediyesi. Gördün mü bunu Hülya?